Merhaba sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar. Mart 2021 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili balıklar, Mart ayı sizin ayınız. Evet, Güneş 20 Mart'a kadar burcunuzda ilerliyor olacak. Bu ay doğan tüm balık burçlarımızın doğum gününü kutluyorum. Sağlıklı, mutlu, başarılı, güzel bir yıl dilerim size ve yükselen balıklarımız sizin için de çok önemli bir ay. Güneş yükselen burcunuz üzerinde enerjinizi arttırırken daha fazla dikkat çekip görünür hale gelebilirsiniz ve bu ay gerçekten sizin için bereketli ve özel enerjiler var. Burcunuzda bir yeni ay doğacak 13 Mart'ta. Her yeni ay yeni olasılık demek, yeni gündemler demek ama burcumuzdaki yeni ay güneşimizle temas ettiği için tabii ki yılın en özel zamanlarını işaret ediyor. 13 Mart'ta doğacak yeni ay özellikle doğum günü 9 ve 18 Mart arası olan balıklarımızı önemli ölçüde etkileyebilir. Ve lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Yükselen burcunuz da 23 derece ve yakınlarındaysa ve kişisel haritalarınızda özellikle 23 derece ve yakınlarında gezegenleriniz varsa bu etkiler kat kat artabilir. Yeni ay yeni hedefler belirlemenizi sağlayabilir. Kendinizle ilgili artık o balık burcunun verdiği sezgiler, ilhamlar, yaratıcılıkla beraber geleceğinize dair yeni vizyonlar oluşturabilirsiniz. Kariyerle ilgili açılımlar olabilir, ilişki dinamiklerinizde güçlü etkiler olabilir. Bu yeni ay hemen ardından Merkür'ün ve Venüs'ün de burcunuza geçmesiyle beraber ay ortasından itibaren aslında çok hareketli bir süreci de başlatacak sizin için. İletişimle ilgili konular, zihinsel aktiviteleriniz artıyor, yaratıcılığınız artıyor. Venüs 21 Mart'tan itibaren maddi manevi şansları size sunacaktır. Bu bulunduğunuz ortamlarda daha fazla dikkat çekmenizi sağlayacak. Daha görünür hale geleceksiniz. Aşk hayatınızda sizi destekleyebilir. Güzellik, estetik gibi konularda da tabii ki güzel bir etki var. Yeni ay ile beraber belki bir imaj değiştireceksiniz. Belki estetikle ilgili bazı uygulamalar yapacaksınız ki 21 Mart sonrası bunu uygulayabilirsiniz. Çünkü Venüs orada çok destek olacak. Giyim kuşam alışverişleri belki saç modelinizi değiştireceksiniz. Yani tüm bunlar ay genelinde gündeminizde olabilir. 3 Mart'tan itibaren Mars ikizlerde olacak. Mars 4. evinizde olacak. Şimdi Mars burada ay genelinde biraz hani ev ve yuva alanlarında da enerji harcayacağınızı gösteriyor. Belki evde çalışıyorsunuz ya da evde çalışacağınız bir iş olacak, oluşturacaksınız. Hani evde belki hobileriniz var, onlarla meşgulsünüz ama hani belki bunu bir şekilde evden yapabileceğiniz bir iş uğraş haline de getirebilirsiniz. Bunlar olurken evde daha fazla enerji harcıyorsunuz. Bazılarınız evde tadilat yapabilir, evi düzenleyebilir, evde yenilikler yapabilir. Bazılarınız için evde anne, baba, ebeveynlerle ilgili aktiviteler var. Dönem dönem biraz huzursuzluk verebilir Mars burada. Aile içi ilişkilere dikkat edin lütfen. Hani gereksiz huzursuzluklar, böyle gereksiz gerginlikler, stresler oluşmasın. Daha sakin olmak gerekiyor. Daha uyumlu olmak gerekiyor. Özellikle özel alanlarınızda. 20 Mart itibariyle artık Güneş Koç burcuna geçecek. Enerji değişiyor. Ve ilkbahar mevsimi de başlayacak sevgili balıklar. 20 Mart sonrası daha fazla para kazanmak isteyeceksiniz. Maddi durumunuzla ilgili konular öne çıkacak, aydınlanmaya başlayacak. Ve 28 Mart'ta Terazi Burcu'nda Dolunay var. 8 derece Terazi Burcu'nda. Lütfen kişisel haritalarınıza yine bakınız. 8 derece ve yakınlarında öncü burçlarda gezegenleriniz varsa, yani Koç, Terazi, Yengeç, Oğlak gibi bu burçlardaki gezegenleriniz Dolunay'dan tesir alacağı için size de etkisi olabilir. Eğer özellikle bu burçlarda, bu derecelerde gezegenleriniz yoksa çok da fazla etki almayabilirsiniz. Terazi Dolunay'ın 8. evinizde olacak. Bu Dolunay aslında evet ekonomik konularla ilgili, finans konuları ile ilgili bir olayı işaret ediyor. Ne olabilir? Hani bir kredi istiyorsunuz, bir borçlanma konunuz var. Bunu gündeminize taşıyabilir. Sonuç alabilirsiniz, tamamlanabilir ya da bir borcu ödeyebilirsiniz. Eşinizin parasal kaynakları ile ilgili bazı değişimler olabilir. Eşiniz iş arıyorsa iş bulabilir ya da eşiniz belki bazı harcamalar, yatırımlar yapabilir. Hisseli paralarla ilgili bir konu var hayatınızda. Belki bir sigorta konusu veya bir vergi yapılandırması veya bir miras, nafaka konunuz var. Bir burs bekliyorsunuz. Bunlarla ilgili bir sonuçlanma olabilir. Bir
bilmediğiniz bir şeyler açığa çıkabilir. Örneğin sağlıkla da ilgili gelişmeler olabilir. Örneğin bir diyete başlayacaksınız ya da bir sağlık sorununuz için bir operasyon, bir ameliyat gerekiyor veya hani bu güzellik ve estetikle de ilgili olabilir çünkü Venüs'ün etkisi devam ediyor olacak. Bir dişle ilgili bir problemi çözmek için belki bir operasyon olacak. Bir tedavi amaçlı konu da gündemde olabilir sevgili balıklar ama şifa kaynaklı bir durumdan bahsediyoruz. Yani zorlayıcı değil, daha çok sizi iyileştirici, şifalandıracak bir konu. Bilinçaltı ile ilgili bir terapi de olabilir örneğin. Bir yine bu anlamda alacağınız destekler, yardımlar da olabilir. Parasal konularda yapılacak bazı yatırımlar, harcamalar da söz konusu olabilir. Bunlar az veya çok hayatınıza etki edebilir. Hepinize sağlıklı, mutlu, başarılı, güzel bir ay diliyorum. Hoşçakalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astrolojiyle ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.